İki tane husus var. Müsaade ederseniz katkı sunabilir miyim? Lütfen. Şimdi birincisi Nihat Bey, şu konuda bilgi var mı? Yani kadın bombayı götürüp yerine yani bıraktığı yere kadar geçen sürede e, tespit edilebilmiş mi? Yani bir şüpheli bir durum vesaire ya da? Hayır. Değil. Bir, de, bir daha Hayır. sorar mısınız? Şimdi şunu bir, demek. Aynı şeyi bir daha sorar mısınız? tamam anladım. Yani kadın e, patlamadan önce. Taksim'de inip oradan hedef yani bombayı bıraktığı yere kadar geçen sürede herhangi bir şekilde şüphelenilme durumu olmuş mu? Hayır, olmamış. Yok. Peki şimdi zaman, zaten Peki ben size bir şey sorayım. Niye soruyorsunuz bunu? Şüphelenilse zaten bir şey Alırlar diye, diye düşünüyorsunuz. Hayır, şöyle. Şimdi bu da kademe kademe. Yani her şüphelendiğinizi alamazsınız. Tamam mı? Çünkü öyle bir şey gelişmiş ki bakınız, eş zamanlı pek çok yerde e, operasyon yapılıyor. Demek ki aslında Devletin bu konuda boş olmadığını görüyoruz. Yani bu her zaman tespit edemeyebilirsiniz ama bir hazırlığınız var ve bu hazırlıkla bir şey olduğu zaman olası yerlere derhal operasyon yaparsınız. 21 noktaya. Şimdi bu şey yani bir hazırlıklı bir planlı şey olduğunu gösteriyor. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Bu kadın Nihat da belki buna yönelik bir şey söyleyebilir. Bu kadın bizim... Alıştığımız, bildiğimiz böyle PKK teröristi tipolojisinde değil. Değil efendim. Mesele orada zaten. Şimdi acaba bu tipoloji Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elindeki istihbaratta artık bütün teröristlere hakimiyetin çok fazla olduğu bilindiği için böyle bir tipolojiyi Terör eylemi için göndermiş olamazlar mı? Yakalanmasın diye. Evet. Yani ben... bilindik bir bombacıyı evet, gönderirsen, evet. onun yakalanma ihtimali yüksek. Evet. Doğru. Böyle. Ne ben diyorsun ya? Kesinlikle doğru. Ee, çünkü bu eylemde terör örgütü aslında yakalanmamayı hedef almış. Eğer kırsaldan eğitim almış, daha kadrosuna yer almış, bir şekilde olaya karışmış birini gönderselerdi, e, İstanbul Emniyeti bu konuda çok deneyimli. Mutlaka bir yerde yakalan tespit 45 edilir. 45 dakika orada oturamaz. Tabii 45 dakika orada da oturamaz. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi şu fotoğrafın şurasındaki kısma ilişkin biz bilgi sahibi değiliz. Çünkü şu şu taraf bir önceki aşaması. Yani fotoğrafta yok bir önceki aşaması. Mesela Süleyman Soylu'nun bugünkü açıklamasında dediği bir şey var. Biz bunu zaman zaman konuşuyoruz zaten. 200'e evet. yakın ya da aşkın Saldırı önlenmiş. Patlamayınca bomba patlamayınca haber olmadığı için e, biz hiçbirimiz dönüp oraya bakmıyoruz. Aslında orada bir büyük mücadele var. Engelliyorsunuz, evet. İnsanları o patlamadan kurtarıyorsunuz, ama haber olmuyor, bilmiyoruz. Yani, yani şu. Şimdi bunun az öncesi dedim ya PKK terör örgütü de şunu biliyor, Mitin kendisini son derece dikkatle izlediğini. Her taşın altında bak, bak. O yüzden böyle bir tipolojiyi çıkarttılar. Bu, bu özel eğitildi. Yani o klasik bildiğimiz terör grubunun içerisinden bir kişi değil. Hiçbir yere değmemesi, temas etmemesi, bilinmemesi için işte bir yıl mı, altı ay mı bir eğitim aldı ve Türkiye'ye gönderildi. Peki. Kadın yakalandı evet. poliste. Evet. İlk ifadesinde ne diyor Nihat? Yani ilk ifadesini aynen Turgay Bey'in dediği gibi söylüyor. Diyor ki, e, ben diyor PKK, PYD, YPK terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildim diyor. Keşifçi. <laughs> yani ne demek bu yani? Özel istihbarat. Keşifçi mi demek? Özel istihbarat elemanı bir nevi keşifçi. Şöyle polis takibini atlatabilen, kuryelik yapabilen, keşif yapabilen, e, bir takım e, elindeki bombayı bırakabilen ve bıraktıktan sonra da yakalanmamak için neler yapması gerektiğini de bilen kişi demek. Yani bunun eğitimini veriyor. Peki nerede eğitim Ne kadarlık bir eğitim? 4 abi. aylık bir eğitim almış. Ay. Evet. Nerede eğitim Kobani'de. Kobani. Kobani'de. Aynelar'da. Evet. Evet. Aynalar Arap'taki kamplarında 4 aylık bir eğitim almış. istihbarat eğitim almış ve daha 4 ay orada eğitim aldıktan sonra 4 ay önce de İstanbul'a gelmiş. Türkiye yasadışı dışı yollardan gidip İstanbul'a gelmiş. Eğitimi kim vermiş? Amerikalılar Amerika Akademi adı altında. Hayır yani ben bu soruyu bilerek ki kimse düşünmüyorsa böyle dediğiniz manada bir eğitimi e, ancak PKK, de filan değil de profesyonel istibaratçıların ancak yapabilmesi gerekiyor. Peki evet. Nihat o, o o da ayrı bir boyut evet. Nihat bu kadın 4 ay önce mi gelmiş İstanbul'a? 4 ay önce geliyor. Kaçak yollarla. Kaçak yollarla. O olayda kullanılan kaçakçı var yani adresi gösterin. Onun iki bir tarafından Türkiye'ye sokuluyor, İstanbul'a getiriliyor. Peki o kaçakçının PYD PKK bağlantısı var mı? Ee, genelde oluyor. Yani, yani onlar... bir dayanışmaları oluyor, temasları ya oluyor. Or şimdi or şöyle, orada oluyor. Orada kaçakçılar örgütün haberi olmadan kaçakçılık yapamazlar ya zaten. Şimdi bir Onlara ha... da haraç veriyorlar zaten. Bir hacı diye bir tip var, iddia ediliyor. Bu hacı Kobani'de. Eylemin planlayıcısı o. İki kişiyi bu eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye gönderiyor. Biri bu kadın biri de Bilal adının Bilal olduğu e, iddia edilen o kişi. iki kişi. Kaçan şu anda o iki kişi. Doblocu. Doblocu. Doblocuyla bunu gönderiyor. Dört ay burada çalışıyorlar. Göstermelik evli süsü veriyorlar. Evli süsü veriyorlar. Evet karı koca gibi davranıyorlar. Ve, Tilsi atıyorsun işe giriyor. Evet. Ve o es Esenler'deki evde mi yaşıyorlar? Evet. Ve Hacı günün sonunda bunları arıyor. Diyor ki hadi eylemi yapın. İşte, Kobani'den. Kobani'den. Şey bu, sistem bu. Ee, yanılmıyorsam e, hani öyle olduğunu e, bir bilgisi var ama yine bir iddia olarak ifade edeyim. E, bu yazışmalar var zaten. Bu kadının telefonunda, bu teröristin telefonunda o yazışmalar da var. Var, peki. Tabii. Şimdi aslında e... bundan biraz daha e, kar, karmaşık bir durum. Çünkü bakın bu kadın ve adam geldiğinde patlayıcıyla gelmiyor. Tabii bir kişi daha var. Şimdi Tamam mı? Daha var. Yani doğru. Patlayıcıyla <laughs> bu kadın ve şeyleri gelmesini senkronize edildiği de bir ortam var Dört yani 4 tabii. ay bu. Bir organizasyon ha, var yani. yani şimdi hani e, o e, tabii e, bu organizasyonu bilmek lazım. Bir de şu ayrıntıyı sadece soru olarak da sormak istiyorum. Beni de. Şimdi bakınız, e, eylem yapılacağı belli. E, ve Doblocu diyor ki, e, şey var. Neydi onun ismi? Çok trafik var. Başının çaresine bak. Bu ne kadar inandırıcı. Doblocu satıyor olan. Satmış. Ben de Niye aynı görüşteyim. Niye satıyor? Çünkü başına gelecekleri dobloca anlıyor. Yani benim anladığım, bakın evet. deminki şeye bir daha döneceğim. Burada devlet boş değil ama tabii her şeyi de tespit edemiyorsunuz. Başına ne geleceğini Yani Yani yakalanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu anladığım kadarıyla anlıyor. Evet. Ve bu işten kurtulmaya çalışıyor. Evet. O yüzden bunları orada bırakıyor. Şimdi, yani satış var orada yani. Yani evet. artık onların tabirle satış bence akıllı davranıyor. Öyle diyelim kendi açısından. Ya da, yani ya da programda vardır bu. Burada, yani... Oradaki o panik, o trafiğin tıkanıklığı dolayısıyla ulaşamayacağın takdirde hangi Yok. yolu seçeceksiniz? Şimdi bakın, yani de önceden sizlerdir. bu planlıysa oraya yakın bir yerde bulunursunuz, tamam mı? Ondan gelince alır gidersiniz. Yani burada o trafik şeyi çok e, mantıklı gelmiyor. Buradaki asıl detay şu, e, onu anlamamız lazım. Bunlar yeni terörist. Türkiye'de işte böyle bir ortamda, İlk kez karşılaşıyorlar. Belki de her yer kamera var, bu imkan ve kabiliyet var. Bunları bilmiyorlar. Bunlar, bunlara ve bu benim yorumum. Kim bilmeyen kim? Bunlar. Teröristler. Neyi O bilmiyorlar? organizatör biliyordur ama. E, o da bilmiyordu. PKK ya. Şimdi... Bak şöyle, şimdi bu kadının oradan kaçabileceğini düşünmesi. Biz şu eylemin az öncesine gelelim. Yani bombayı elinde getirdi, oraya koydu. Oraya koymadan önce yere koymadan önce aklında şu var, değil mi? Buraya koyacağım bunu. Vakti gelecek. Kaçacağım. Kaç bu patlayacak. İnsanlar ölecek. Eğlence bitmiş olacak. Buna inanıyor. Tabii ona inanıyor. Kapasite bu kadar çünkü. Tamam. Yakalanmayacağını düşünüyor. Yakalanmayacak. Doğru. Niye yakalanmayacağını düşünüyor? İşte bu ülkedeki imkan kabiliyetten haberdar Olabilir. değil. E, Ahmet Bey, o konuda ben bir şey söyleyeyim. E, o da aslında ifadesinde söylüyor. Aslında kadın yakalanmayı tabii ki planlamıyor. Kadın Eylemi yapacağız. Kadın öyle söylüyorlar. Eylemden sonra biz seni Yunanistan'a kaçıracağız diyorlar. Kadın aslında Yunanistan'a kaçıp eylem sonrası Tabii. kendine daha iyi bir hayat sağlayacağını düşünüyor. Bu kadın? Evet. Motivasyonu bu yani. Motivasyonu. Ben. Peki. Kadın yakalanmak gayesiyle bu eyleme girmiyor. Peki. Ben bu işlemi yapacağım. Kimliğimi kimse bilmiyor. Ve profesyonelce kaçacağım. Ve daha sonra terör örgütü beni alacak Yunanistan'a götürecek. Oradaki Lavrion kapına gideceğim diye düşünüyor. E, Nihat şunu merak ediyorum. Bu kadın... Eğer Doblocu satmasaydı bu kadın onunla buluşsaydı plan ne olacaktı ona dair? Evet, öyle söyle işte. Var? Normalde Dobloyla oradan Ederniye'ye doğru kaçacaklardı. Edirne'ye doğru. Edirne doğru kaçacaklardı. ve hızlı bir şekilde Yunanistan sınırından geçeceklerdi. Onu da yine göçmen kaçakçılık birimleri tarafından örgütleyen birileri gibi. vardı. Evet. Evet. Dolayısıyla evet. Doblocu bunu sattıktan sonra doğrudan onların yanında gitti. Evet. Bence Doblocu'nun sattığı andan itibaren plan çökmüş. Aslında Eray Bey çok ilginç bir şey söylüyor. Öyle zaten. Yani dedi dedi, dedi ki, ne için özellikle söyledi. İki tane tip tane bir NATO tipi bir Moskova tipi var dedi. Bu bir istihbarat işi olabilir dedi. Bu aslında mühendislik işi yani. Mühendislik Belli bir mühendisliğin işte ne kadar bomba yükü kullanacaksınız oraya. Bunu bir PKK yapamaz dedi. Ama şimdi böyle profesyonel bir istihbarat teşkilatını gördük burada. Ama aynı zamanda da Mesela koşmayı bilmeyen, sporcu olmayan, iki dakikada yakalanan aslında. Ondan sonra trafik tıkandı diye doblonun tıkandı. Böyle bir de terörist görüyoruz. Aslında bütün şeyler, bütün terörist örgütler Taşerondur ya. Burada PKK ile işte X bir e, terörist şey, X bir istihbarat teşkilatının bir işbirliğini, bir konsorsiyumunu görüyoruz aslında. Şu an dinlediğimiz bu sizlere. Şöyle olamaz mı? İstihbarat örgütü Taşeron, PKK, PKK'nın da Taşeronu bu kadın. Olabilir, olabilir ama çünkü şunu gördük zaten. Bir yanda müthiş bir profesyonellik, başka bir yerde müthiş bir amatörlük. Evet, dökülen bir taraf evet. var yani, doğru. Yani bu, bu kadın dökülüyor. Dökülüyor, doğru. On saat ya birkaç saatin yakalanması da döküldüğü anlamına Bu çok Peki, önemli bu bir soru. Bu kameralar dombojucunu da takibini <laughs> yapamıyorum. Aslında, ama çok bu bir çelişki değil efendim. Bak, bu değil, çok önemli. Şey, değil. normal bir de çelişki e, değil. Bu bir çelişki değil hocam. normaldir aslında. Tamam, konuşacağız. Ş şunun cevabını verebilir miyim? Onur Bey, hani belki az sonra ben de değinecektim buna, İyi bir soru sordu. Şimdi bu görüntü bile isteye ortaya çıkıyor. Yani hangi görüntü? Bir tarafta bir istihbarat örgütü var. Öteki tarafta koşmayı bile bilmeyen, kaçmayı var. bile başaramayan bir amatör var. Var, amatör var yani. Bu bilerek ortaya çıkarılıyor. Şimdi bu hadise kasten böyle bir görüntü. Kasten istihbaratı saklamak için. Saklamak için. E, biraz kamufle etmek için. Tabii. Kamufle edecek, saklayacak. Bu kişinin önemi yok. Aslında yakalan şimdi ben o ikinci kişi Edirne'ye doğru kaçtı kaçan kişi. Asıl önemli kişi o. Doblocu diyoruz Doblocu bana, kendi aramızda. Doblocu her şeyin farkında. Yani Doblocu belki al, alabilselerdi bunu alıp götürüp infaz edeceklerdi. Alamadılar. Şimdi niye infaz edersin? Yetişmiş bir ha, şimdi niye Şimdi oraya gelelim. Tamam. Çok güzel. Yetişmemiştir Yetişmemiş. <laughs> galiba. Şimdi <gülüyor> Ya özlü bize, bize yansıtılmamasının sebebi de aslında Doblocu'nun kaçmış olması. Bize onu, onu da bilgi. Ha, altını Bize yansıtılan bilgi Deniliyor ki bu terörist kadın eğer yakalanmasaydı örgüt tarafından infaz edilecekti evet. deniliyor. Evet. Nasıl bir planlama yapmışlar? Ee, şöyle Yani nasıl bir infaz olacaktı? Tabii olacaktır? İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bugün onu resmi açıklamasında söyledi. Şöyle diyor. Biz diyor kadını yakalamaya çalışırken e, anlık teknik takip yapıyorduk diyor. Yani bu teröristlerle ilgili teknik takip yani Telefonlarını dinliyorduk Mesajlarına diyor. Bakıyorlar. Mesajlarına bakıyorduk diyor. Ve diyor talimat verdiler diyor. Onu ya bir binanın e, yüksek ya binadan bir atın, atın ya da bir kanala ya atın. Ya da bir kanala, kanala bırakın. İnfaz edin ha. talimatı verildi diyor. Peki bir dakika bu talimat evet. bomba eyleminden önce mi veriliyor? Yok yok olay anı sırasında. İşler ha. sarpa sardıktan sonra. Sarpa sardıktan evet. sonra mı? Evet sarpa sardıktan Emin sonra, misin? sonra anlık zaten e, şimdi orada bir ikinci ihtimal daha var. Onu da konuşalım. Ya ben şöyle anladım Nihat, şunun için emin misin diye soruyorum, çok özür dilerim. Ben sanki e, yani bu kadın amatör bir kadın, bizim bundan kurtulmamız gerekiyor, bomba eylemini yaptıktan sonra bundan kurtulalım diye mi talimat verdiler yoksa işler sarpa sarınca mı o talimat ee, şöyle, verdiler? E, Tam ben, anlayamıyorum ben yani. Orada e, çok özür diliyorum Nihat. Benim belli. aklıma, tabii bu bilgiye dayanmıyor, ha, şöyle bir şey geliyor çok kritik burası. Aslında bu saldırı hadisesinde planın içinde kadının da ölmesi, oradan kaçamaması vardı. Bu bir ihtimalden bahsediyorum. Kadın ne zaman ki Doblocu'yu aradı. Ya hadi neredesin falan dedi. Öyle planlanmıştı ya. Doblocu bunun sağ olduğunu Anlayınca patlama olduk. Ama kurtulduk. bu spekülasyon değil mi? Spekülasyon. Bir nehat şeyi, bir resmi evet. yaklaşımı Şimdi alalım. Şimdi şöyle, şey, anlık yapılan dinlemelerde diye anlatılıyor. Yani sıcak, anlık, operasyon sırasında, daha önceki geçmişe dönelik bir dinleme değil. Anlık. Yani bu ne demek? Anlık. Yani terör örgütü üyesi diyor ki, arıyor diğer teröriste diyor ki, bu kadını infaz edin diyor, öldürün diyor. Ne, ne zaman diyor bunu? Operasyon sırasında. Bomba patladıktan sonra Patladıktan sonra. sonra ve... O dakika itibariyle... Zaten, zaten o talimat o zaman veriliyor. O zaman veriliyor. Anlık dinleme yapılmasının anlamı şu, anlık zaman gerçek zaman. Dolayısıyla e, ve burada aslında polisi de endişeye sevk ediyor bu. Neden? Kadını canlı almak istiyor emniyet. Çünkü kadını sorgulayalım, bağlantıları çözelim şey diyor. Çıkacak. Bir yandan da örgütün evet. infaz kararını Mıştır. duyuyoruz. Da. Bu kadın infaz edilseydi bu eylemin nasıl gerçekleştiği ortaya çıkamazdı. Kesinlikle öyle bu birinci derece delil ifadeleri ve olayın ana öznesi. Ama burada soru şu yani ikinci eve götürürken niye infaz etmiyorlar o zaman? Çünkü o an infaz için şöyle o an kimin elinde? Göçmen kaçakçıların elinde infaz edecek birilerinin elinde olmayabilir. İnfaz edecek ekip başka biridir. Herkes e, infaz yapabilecek diye bir şey kaydediyor. Es geçtiğimiz bir şey var. Kadını Taksim'e kim getiriyor? Taksim, Doblocu. Doblocu Taksim'e getiriyor. Niye e, bir, orada beklemiyor? Niye olay yerinden uzak? Konuştuk uzaktır? onu ama. Sana dedik ya, ya o bir bahane oldu onu yani. Satmış diyor yani. yani ah. Satmış yani orada satmıştır. Yani onlar şöyle muhtemel odur ki yani doblocu getirmiştir. taksime uygun bir noktada bırakmıştır. Sonra demiştir ki sen bu elimi gerçekleştir. Sonra şu noktaya gel. Bu noktadan birlikte hızla buradan uzaklaşacağız demiştir. Kadın da kendine verilen görevi yapmış. Gitmiş orada beklemiş ve uygun bir zamanda vermiş. Ve sonra arıyor diyor ki ben buluşma noktasına gel, ben e, poşeti bomba düzenini bıraktım, hızla geliyorum diyor. Ben diyor gelemiyorum bu noktaya diyor. Sen başın çaresine bak diyor. O noktadan itibaren de tamamen kendi refleksif Yalnız, içgüdüsel duygularıyla bir şey, bir şey var. devam ediyor. Bu bu hadise Türkiye Cumhuriyeti devleti şu fotoğrafla seni gördüm mesajı veriyor. Aslında birçok şey biliniyor şu anda. Yani bunun ardılı çok, çok farklı bağlı Onları konuşacağız ya. Turgay Güler. Bir dakika. Şimdi. Ee, şu anda e, bu kadın bu iş için bir numaralı fail ve en önemli kanıt Kanıt birinci derece birinci derece Kaç kişi içeride var şu anda? 48 kişi Bu olayla bağlantılı Evet 48 kişi yani, şu an gözaltında Doğrudan dolaylı Aynen yardım yataklık yapan, bombana temininde aracılık yapan, e, onu orada muhafaza eden, 4 ay boyunca getiren, o zaman saklayan O büyük organizasyonun parçaları Parçaları daha da büyük bir yapısı vardır. Talimatı nereden aldı, kim aldı, eğitimi kim verdi, e, ana karar merci neresiydi? Patlayıcıları kim soktu, evet. nerede buluştular, evet. nerede bu kongele edildi? Geldi. O zaman bizim şu anda kafamıza takılan bir sürü sorunun cevabını da polis daha net bir şekilde bu görüşmelerde, bu sorgulamalarda ortaya çıkaracak. Ortaya çıkarıyordur ki şu an Tayka çok izli, yani... Sızdırmıyorlar. Sızdırmıyorlar, mı? evet. Bilgi vermiyorlar. Evet, çünkü o zaman soruşturma sekti yoracak. Aranan kişiler varsa ortaya kaçacaklar. İşler daha e, zor bir hale gelecek. Bu kadarı veriliyor. Evet, bu yani kadarı. Kadar. Şu an nasıl yakalandı, işte kim bu, eylemi hangi örgüt yaptı ve nasıl yaptı? Bunun izahını veren bir açıklama aslında bu. Peki, şeyi biz ama o da resmi kaynaklardan değil mi? Esenler'deki ev... Resmi, onların hepsi resmi açık. Taksi, Esenler'deki ev, sonra Küçükçekmece'deki ev. Bu şeyi biliyoruz. Evet Biliyoruz. O düzenin hepsi doğru. Bu kamuoyuna açıklandı yani. Evet, o net ve açık olan bilgiler. Bombanın yapısı kamuoyuna açıklandı. TNT. O da biliniyor. Evet. Peki tapeler, telefon tapeleri mi var yoksa tahmin mi ediyor kaşarken telefonda ne konuşulduğunu emniyet? Yok, telefonu da ele geçiriliyor ya orada da yazışmalar görülüyor. Ama telefonla konuştuğun ne olduğu bilinmiyor. O da bilinir. Nasıl bilinir? bilinir yani. Diye. Teknik olarak bilinemez. Teknik olarak i̇ki bilinir. ihtimal var. Ya önceden dinlemeye aldınız ki böyle bir ihtimalde opera şey e, eylem bildiğiniz varsayılır. Böyle bir ihtimal yok. Ben teknik olarak e, geriye dönük bilebileceklerini düşünüyorum. Kimi aradığı falan daha net bildiriyor ama Kimi aradığı biliniyordur e, tabii evet. kayıtları falan. O bir şöyle. İçerik ee, konusu kadın için. Kadın yakalandıktan söylüyordu. sonra kadın kendi izahını kendi yapıyor zaten. Ha, bunu konuştum tabii diyordur. Sen e, şu hareketini, şu videoyu gösteriyorlar. Diyorlar ki sen kimi aradın diyor. Şu numarayı aradım. Peki ne, ne söyledin diyor? Şunu şunu söyledim diyor. Tabii. Yani tabii Bunun bunu şeyi yok yani öyle güzel bir tarafı yok. Yakalanmasaydı bunlar Evet. Tak Yakalanmasaydı her şey fali olacaktı. Taksi de muhtemelen konuşmak yerine yazmayı tercih etmiştir. Şüphe çekmemesi için. Yani taksi de Esenler'e giderken. Evet yani onlar artık de, çok fazla... Belki de hiçbir şey yapmamıştır. Hürga. Yani doğrudan çek şuraya. Oraya gidince bu orada, orada buluşup bir konuşuyor. şey daha ortaya çıkıyor. Neden o mesajı geçiyor, yok et, operasyonun başladığını? Demek ki bizim istihbaratı da takip eden kendi istihbaratları var. Tabi Bizim yok kendi emniyetin faaliyetlerini oradaki, takip o da eden, bir... istihbar eden bir mekanizma olmuş ya, yok et demek, ki yok et demek, derhal geçmesin devreye gidin bu işi evet, yapın. Yok Operasyon et. başarısı o da önemli. Bakın yani o anlık dinlemeler yapılıyor. O mesajları anlık dinlemelerde. Yani demek ki polis örgütün önemli bir bölümünü tespit etmiş, bulmuş ve onları dinlemeye almış. Ha, bu kadın. İşte ben de bak, hayır onu ben, yapmış ben de zaten onu vurgulamaya çalışıyorum. Tabii, yani ben onu aslında yapmış. bu konuda evet. bir hazırlık var. Ama, ben... ama sonucu da yani hazırlık da yok, olsa eğlen en önemli önleyen terör saldırısı sonrası gelişen durumlar Tabii. Hep i̇şte hepsi de. Bu ama ben burada başka için şey söylüyorum. Bu Haber oldu. alıyorlar ki operasyon başladı. Onun için yok edin diyorlar. Yani ya bunu da ben... düşünmek gayet lazım. Gayet mantıklı değil mi? Operasyon başladı. Bu kadını yok edin. Çünkü ele geçirilirse. E, tabi işte onu şey söylüyorum. Açıklayacağım. Yani Buradaki, burada itibaratı yer kaçakçıdan almışlar. Benim oradaki Ya da onlar da takip ediyorlar bizim. Benim oradaki şahsi değerlendirmem şu. Ee, yani bu da tabi yani mesleki açıdan değerlendirebilirim. PYD ee, PYD e, YPG terör örgütünün sivili hedef alan ee, ve İstanbul'da bu denli <laughs> yaptığı bence bu ilk eylem. Ve bu kadının yakalanması demek PYD-YPG'nin bu katliamı yaptığının imzası demektir aynı zamanda. Ve bu kadının yakalanmaması onlar için çok önemli. Gerekirse bu kadını ölsün, öldürün, infaz edin ve bu kadın yakalanmasın. Bizim PYD-YPG izimiz ortaya çıkmasın. Ama Nihat Bey, bu çok hayati problem bir Problem şu değil mi? Mesela birinci eve gidiyor. Birinci evden sonra Yedek başka bir ev yok. İnsan koskoca örgüt, terör örgütü. İnsan kaçakçısından yardım isteyecek duruma geçiyor. Bu şey değil mi? Hayır, yardım isteyecek değil. Bakın oradaki ilişki kaçakçılar örgütün emrindedir. Örgütün talimatıyla orada bulunurlar hareket ederler ve kaçakçılık başına da bu örgüte haraç verir. O zaman kaçakçıyı örgütün uzantısı olarak değerlendirmek Kesinlikle. lazım burada. Yani Ama ilintili, iltisaklı ortak şey örgütten bağımsız kaçakçı. değiller yani. Değiller. Yani. Ama e, o e, benim de aklıma geldi. Eylemin her şeyini bilmez yalnız. Kaçakçı sadece götürür. Talimatları şunu götür. Alır, bir başka yere götürür. Burada Ama devlet kaçakçının kim olduğunu bilemem. bildiği için yakalıyor, sorguluyor, sonra bilgi alıyor o zaman. Küçük çekmecedeki Yalnız, öyle çıkıyor. Evet. az önce Eray Bey'in söylediği çok mühim bir şeydi. O yabana gitmesin. Onun altını çizmek lazım. Yani devlet böyle bir şeyin yapılacağının istihbaratını almış. Yani e, peşinde koşuyordur yani. Evet, koşuyordu. Olabilir ee, Şimdi şöyle, yani 200 saldırı önlenmiş ya. Evet. Türkiye şu an terör örgütlerinin hedefi konumunda. Emniyet birimleri zaten 7/24 alarm durumdalar. Teyakkuzdalar. Nihat Bey öyle o kadar basit de değil. Ben asıl vurgulamak istediğim şey şu. Hani şimdi bir şunu söyledik. Dedik ki terör örgütü özellikle takipten kurtulabilmek için hiç bilinmeyen birini evet, seçip kesinlikle. kısa süreli bir eğitimle de gönderiyor evet. ki evet. hani bu içeri geçişte evet. işte güvenlik birimlerine şey yapalım. ama şimdi bu bu bir bunu aşacak da Türkiye'nin istihbarat kapasitesi var. Nasıl? Var. Çünkü orada doğrudan mitin, yani istifa var. elemanları var. Yani onlar bildiriyor. Diyorlar ki şöyle bir hazırlık içerisindeler. E evet. Şunu peki yapıyorlar. Peki niye önlenemiyor peki? İşte burada şöyle o kadar hücre usulü kendi içlerinde de o kadar hücre usulü çalışıyorlar ki bunu yakaladığımız teröristlerde de zaman zaman geçmişte gördük. Yani yanındaki terörist diğer terörist nasıl bir eylem yapacağını çoğu zaman bilemiyoruz. O bilemiyor. zaman şöyle İstanbul'da yakın zamanda bunlar bir eylem planlıyor diye bir bilgi gelmiş olabilir. Evet. Ne zaman, kim? İşte onu bilemiyor. Nasıl? Ya, o bilinmiyor. İşte ona dairde geçmişten itibaren bir e, işte dinlemeler, şunlar bunlar var ya bakın bu kadar geniş kapsamlı e, bir hazırlık var. Demek ki bir şeyler var. Sürekli zaten teyakkuz halindeler ama e, yani bazen de işte böyle kaçıp belki 100 tanesi çok, önleniyor. Haberimiz olmuyor ama bir tanesi de Çok e, basit kaçabiliyor. Bir ayrıntıyı söyleyeyim anlaşılsın. Ee, hani bunu tebrik etmek için söylüyorum. Emniyet birimlerimizi, istihbarat birimlerimizi. Bu insan, iki kişi geliyor. Bir tekstil atölyesinde karı koca süsü verip kendisine tekstil atölyesinde çalışıyor. Oysa şöyle düşünürsünüz değil mi? Gelir de bir yere yerleşir, bir Suriyeliyiz der, sokakta gezer bilmem ne rahat rahat var. Öyle değil. Yani e, takip edilme ihtimallerini, takip edildiklerini bir gözün onları izlediğinden haberdarlar yani. Yani bunlar için söylemiyorum. Her gelen için söylüyorum. Takip edilebileceklerini evet, düşünerek Evet. 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 Yani onları. O yüzden bunu, zaten istihbarat ikibalık yani, gönderiyorlar. Tabii ki. Yani o onlar işin evet. doğasında var. Peki ben e, şunu da e, merak ediyorum. Bu yer yani bombanın patlatıldığı yer özenle seçilmiş bir yer diyebilir miyiz? Kesinlikle. Neden? E, burası e, İstiklal Caddesi. Türkiye'nin göz bebeği bir nokta. Ana merkez bir noktası. Kalbi. Kalbi. Ve e, dikkat edin İstiklal Caddesi'nde neler var? Bütün konsoloslar orada. Vatandaşın en çok sirkülasyon olduğu yer yine orası. Araç trafiğine araç kapalı. Trafiğine Tamamen insan kapalı. Trafiği var. Ve en önemlisi bütün konsoloslar orada. Dünyanın konsolosları bir orada. De pazar 16.20. <laughs> evet. Saat de önemli. Yani evet. En yoğun olduğu. En yoğun olduğu Hemen olduğu peşinden saat. New York Times'ın attığı e, başlık. İşte işte bir ipucu veriyor bize. Evet. Yani Evet, bunlar da Yani Evet. Bakar mısın? Şurada mi? pat bombanın evet. patladığı yer burası. Evet. Yani Türkiye'nin kalbi diyoruz ama bakın dünyanın da merkezi noktasında. İngiltere konsolosluğu, kiliseler, Hollanda, Rusya, İsveç. Evet. burada ama Fransa. sadece e, hani kalabalık değil. Evet, psikolojik Ama, bir evet. içerik de var. Evet. tabii yani tabii. Işte evet. burada turist kültür, mesaj kültür tarihin kesiştiği bir yer. Hani, psikolo eylemin psikolojik etkisinin maksimize olabileceği bir nokta. Evet. Yotta. Şimdi ya bir ara verebilir miyiz Onur? Şimdi şunu konuşacağız bundan sonra. Dedi ki çok dikkatimi çekti. Bu PYD YPG örgütünün ilk eylemi dedi. Bildiğim kadarıyla evet. PKK eylemiyle PYD eylemini birbirinden ayıracak mıyız? Ayıracaksak neden? PKK bu eylemi inkar ediyor. Bugün açıklama yaptılar. Böyle güçlü bir şekilde inkar ediyor. PKK neden üstlenmiyor? PYD PKK'dan bağımsız böyle bir eylem gerçekleştirebilir mi? Buradaki mantık nedir? PYD bu eylemin kendisinin yapıldığının anlaşılmasını istemiyor. E peki bir terör örgütü eylem yaptığında bu anlaş kendi yaptığının anlaşılmasını istemiyorsa niye böyle bir eylem yapsın? Akla takılan bu soruların cevabını reklamdan sonra vereceğiz.